Bu projeyi oluştururken hem annemle babamla ilgili bir anım kalsın hem de güzel bir proje, anam babam projesi. Biraz dedik anamızı babamızı bir anlatalım. Nasıl insanlar, bizi nasıl yetiştirdiler? Bunlardan bahsedelim diye kız kardeşlerimle beraber bu belgeseli yaptık ve anneme babama da mikrofon uzattık. Şu anda çok iyiyim, çok mutluyum. Keşkem şu hayatı 30, 35, 40 yaşlarında olsa. Ne yapardın mesela? Çok mu? Her şeyden zevk alırdım. Şu hayatımı öyle bir 20 senem geçti ki güneş nereden battı o çocukları büyüteceğim diye, nereden battı, nereden çıktı hiç görmezdim. Şu anda hayatım çok güzel. Parası diyeyim, yazlık diyeyim. İstediğim zaman gidiyorum İstanbul'a, çocukların başının üstüne koyuyorlar. İstediklerimiz desem ki ben şu anda biraz hastayım desem uçar iki saate uçarlar gelirler. Üçünden de memnunum. Her insan gibi maddi durumumun biraz daha iyi olmasını çok istiyordum. Onun için elimden gelecek yapabileceğim meşru olan, gayrimeşru değil, meşru olan her şeyi yapmaya çalıştım. Çok çalıştım. Allah'a şükür dört dörtlük başarılı olamadım. Ama hiç kimseye muhtaç olmadan bugüne geldik. Çocuklarımı büyüttüm. Kimseye minnet etmedik. Mesela ama istediğim şekilde bir yaşam yaşayamadım derim. İnşallah bundan sonra çocuklarım büyüdü, hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonra kalan boşlukları dolduracağım. Annemle babamın ne onunla ne onsuz. Tek kelimeyle ben öyle özetleyeyim. Hani birbirlerinin yanındayken çok didişen. Sürekli kavga eden, hani bilinçli kavga eden, öyle gerçek kavga değil, bilinçli atışmak için kavga eden. Ama birbirlerinden ayrı olunca birbirlerinsiz yapamayanlar. Yani ne seninle ne sensiz, ne onunla ne onsuz, onun gibi bir şey mesela. Annem bizde, babam atıyorum başka bir yerde. İşte diyor ki ya baban orada yemek yiyebildi mi, üşüdü mü acaba, işte hani sıkıldı mı, acaba bir şey mi oldu? Ya da annem başka bir yerde, biz babamla başka bir yerdeyiz. Ya annen orada kaldı, ya annen orada işte hani rahat edemez, orada şimdi sıkılmıştır, nefes alamamıştır. Bir hadi gidelim mi, ya da bir ara sana. Ama bir araya geldikleri zaman ya Kirman ya da hani bir bak bu hani babam annemi kızdırmayı daha çok seviyor. Abi anlatacağım ister koy ister koy ama sen bilmiyorum. Annem bir gün bir fotoğraf gösterdi bana. Bir tanış dedi. Eşimin fotoğrafını gösterdi. Ben de resimde büyük çıkmıştı. Ben bu adam, ben bununla evlenmem dedi. Babam bana dedi ki bizim memleketimiz sadece git tanış, arkadaşın olur, yani arkadaş olursun en fazla dedi. Babamın o sözüne, yoksa hayatta böyle şeyler hani bizim zamanımızda çok şey değildi. Babamın o sözü üzerine bir kere tanıştık. Şimdi iki tane çocuğumuz var. Çok varlıklı bir çocukluğumuz yoktu ama hiç yokluk görmedik. Anamız babamız bizi böyle yokluk göstermeden büyüttü. Annem o yokluk göstermemek için babamın haricinde ekstradan işte kazaklar ördü, işlemeler yaptı. Hatırlıyorum böyle bisikletle tonlarca kazak getirip Yeni Bosna'ya gider gelirlerdi. Biz o zaman Yeni Bosna'da oturuyorduk, onlar Şirin evlere gidip geliyorlardı. Zor bir yaşamdı ama ben mesela hiç böyle kötü bir aile ortamı yaşamadım. Kötü ne olabilir? İşte babanız çok çalışır, eve gelir biraz zalim olur. Babam melek gibi bir adamdı. Annem çok zor koşullarda büyüttü bizi, biraz sinirliydi falan, agresifti ama yani o kadar vicdanlıydı ki biz doymadık mı o asla doymazdı. Kabına sığmayan tiptim. Biraz hareketliydim. Dağ, taş, hiç çekinmezdim. Korkuymuş, şu bu, benler biraz küçük gelirdi onlar. Ailem de bunu bildiği için pek de üstelemezlerdi ama çok takip, hiç unutamadığım bir hikaye vardır.
çocuktuk o zaman. Bizim memleketimiz çok arazi çok engebelidir. Çok niyetlendim, bir bisiklet istedim onlardan. Bisikleti almaya razı oldular ama benim ölmeme razı olmadılar. Çünkü kabına sığmayan bir insandım, kesin bir dereyi doldururdum diye yıllarca yalvardım, almadılar. Ama büyüdükten sonra o hıncı çıkardı. Hiç kapı bile yok diyor, öyle dünyaya geldik. Annem daha 24 yaşında, babam 30 yaşında öldü. Çocuklar, abilerim biri şoför oldu, ikisi okudu. Ben de ilkokulu okudum. Köyden beni kafam çalışıyor diye öğretmenler çok istedi. Annem vermedi, bir şey olur yetimim diye. Öyle hayat geçti. Bir sene gençliğimi hatırlıyorum. Ondan sonra hiç hatırlamıyorum. Neyini hatırlamıyorsun? Gençliğim bir sene kız olduğum mecilere, düğünlere. Bir sene gittim. Yani babasız olduğun zaman, yetim olduğun zaman her şey kısıtlı oluyor. Ben annemle sohbet etmeye bayılıyorum. Yani annem her şeyin böyle yazar gibidir, detaylarını verir. İşte der ki, oğlum der, işte o geldi, bu geldi, onun yanında bu vardı, bunun işte o kaynağı. O kadar güzel anlatır ki. Yani her şeyi böyle, bazen de böyle birkaç kere anlatır. Bütün detaylarını, bütün film seyreder gibi dinlerdim annemden. O yüzden yalnız kaldığımda onunla sohbet etmeye bayılıyorum. Bazen böyle bildiğim konu da olsa, ne oldu anne, var mı arayan soran, işte oradan buradan aradılar mı falan diye sorarım. Annemle bazen fikirlerimiz çok uyuşmaz. Hani biraz zıt fikirlerde olabiliriz. Mesela ben biraz rahatlığıma düşkünümdür. Atıyorum kahvaltı yaptıktan sonra oturup çayımı içerim. Bir saat sonra kalkar evimin işini yaparım. Annem de yok mesela. Kahvaltını yaptı, hemen topla evi temizleyelim, temizlerim, onu yapalım, bunu yapalım. Annem, diyorum dediğim gibi hani biraz daha böyle otoriterdir, hani o yerli yerinde olacak. Ben de o yok mesela, hani bir saat sonra olsun. Temiz miyim? Temizim, temizleyeceğim, zaten yapacağım ama şu anda olmasın da yarım saat sonra olsun, bir saat sonra olsun. Hani o bakımdan olsun. Hani kapalılığımız biraz benziyor, belki inancımız belki biraz benziyor ama hani annem biraz daha yufka yürekli, biraz daha vicdanlı. Annem gibi kızıma yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü annem bana çok güzel yaklaştı. Ben annemle her şeyimi rahat rahat konuşabiliyordum. Her şeyimi anlatabiliyordum. Yeri geliyor erkek arkadaşlarıma anlatabiliyordum. Ben de aynısını kızım bana anlatsın diye annemin bana verdiği güveni, yaklaşımı kızıma da yapmaya çalışıyorum. Annem kadar başarabiliyor muyum? Bilmiyorum. Kızım biraz daha büyüyünce anlayacağım. Bana biraz da anlatmaya başlayınca, şu an biraz küçük. Biraz da anlatmaya başlayınca anlayacağım. Evlenmeden önce bir fırsatım olsaydı saz çalmayı çok isterdim. Bir de Kur'an okumayı çok isterdim. Beni annem ilkokulu bitirdim. Şimdi tutuyoruz ama eski lezzet yok. Kur'an'ı bir haftada Kur'an'a geçtiğim günü beni camiden çıkarttılar. O çok içime dert oluyor. Her Kur'an okunanda ağlamam geliyor. O camiden çıkarttıkları için dinden bayağı soğudum, evlendim, çok zulüm geçti. Ama şimdi de elimizde var ama eğilemiyorum, kalkamıyorum. Önceki 30-35 yaşını, 40 yaşına kadar bu hayatımı verseydi bu dünyada bende mutlu kimse olmazdı. Şimdi de çok memnunum. Sağlık Bakanlığı'nda işe girdim. Kazancım normalin üstündeydi, iyiydi. Ben çalışkan bir insanım. Sadece maaşla değil, mesela tatil olduğu zamanlarda badana, boya, herhangi bir kırık çıkık bir işler olurdu. Ben gider ekstra onları da yapardım. Çocuklarımı okuttum. Oğlum büyük, Allah'ıma binlere şükür, yüksek tahsil yaptı. Kızımın birisi liseyi bitirdi. Ortanca kızım bir öğretmeninin yanlış hareketli yüzünden sevmediği için öğretmenini o okumadı. İlkokuldan sonra dayıları çok üstüne gitti. Hepimiz gittik, amcaları. Fakat
okumak istemedi. Hayata başladı. Babam için de, babamın gözünde de ben onun gurur kaynağıydım her zaman. Bir arkadaşının yanına gittiğinde, işte bak Erol kitap yazıyor, işte bak o benim oğlum işte radyocudur, o benim oğlum televizyoncudur. Ya baba etme, benim yanımda söyleme, utanıyorum, sıkılıyorum. Biraz hani mütevazi de yetiştirdi ya bizi böyle. Ben babamın gözünde onun gurur kaynağıydım. Hep de öyle kalmak istedim. O yüzden o karanlık yollara sapmadım. Onun gurur kaynağıyken onun utanacak oğlu olmak istemedim. Babam dünyanın bana verildiği mucize. Benim babam olması, babam bana verilen bir mucize olarak değerlendiriyorum. Hakikaten hani babanın yeri, rolü çok büyük bu dünyada. Bana göre çok çok büyük. En küçük bir şey başıma, ya ben bunu nasıl yapacağım? Aa, bir şey olmaz diyorum, babam var. Ya işte hani çocuk evlenip gidecek, ben ne yapacağım? Tek babam var. Ya işte ben şunu almak istiyorum, ya yapamazsam, olmazsa, babam var. Hani hep babam var. İyi ki benim bir babam var, iyi ki bu babam benim babam ya. Yani. Ben babamın asistanıydım küçükken. Ev işlerinde ne olursa olsun, asistanım hadi karga burnunu getir, penseyi getir deyip gerçekten, hatta şurada izim de vardır, levyeyle, lehimle bir şey yaparken sıçramıştı. Babamla hata anımdır buradaki izim. Küçükken ne olursa olsun mutlaka araba yıkar, biz o zamanlar sokakta, mahallede yıkardık arabaları. Araba yıkamaya evde ne olursa olsun hemen alet çantasını alır, babamla tamirler yapardık. Gece bir yere gideceği zaman iş için mutlaka giderdim, gece 2-3 uyanırdım, babamla kalkar giderdim. Peşine takılırdım. İş seyahatlerinde olurdu, Adapazarı Sakarya tarafına gittiği zaman belki de başka şehirler, hatırlamıyorum şehirleri, ama mutlaka peşine takılırdım. Babamla çok eğlenmişizdir. Babam çok iyi bir babadır ya, çok iyi bir babadır. Bunu da bize de geçirmiştir. Belki de yanlış yapmadan büyüyebilmemizin nedenidir babam. İki tane kız kardeşim var. İkimizin de arasında 3'er yaş fark var. Annem babam nasıl bizim üstümüze, benim üstüme titriyorsa ben de onların üstüne titriyorum. Hepimiz evlendik, birimiz boşandık, hepimizin çocukları var. Yani ben 10 yaşındayken de şu resime bakın. Şimdi birazdan koyacağım o resmi. O yani çocukluk resimlerinden hatırladığım kadarıyla yani biz hep mutlu bir aileydik. Kavga ederdik, gürültü ederdik, eğlerdik. Ayrı mevzu. Büyük kız kardeşim çalışmaya başladı. Hayatı böyle devam ettirdi. İşte yani kötü bir evlilik yaptı. Büyük kız kardeşim müthiş işlerde çalıştı. Çok iyi iki tane yeğenim oldu. Tatlısıyla, acısıyla bir sürü şey oldu. Yani annem röportajda tekrar dünyaya gelsem bu hayatta olmak isterdim demişti. Ben tekrar hayatta gelsem yine bu kardeşleri isterdim. Yine bu anne babayı isterdim. Meral de Mehtap da yani canlarım, ciğerlerim, yani onlarsız olmaz. Üç kardeşten vazgeçilmez. Şimdi abim ilk erkek evlat, ilk çocuk, ilk torun. Yani onun üstüne ben asla zannetmiyorum. Kız kardeşim son göz ağrısı. Ondan sonra bir çocuk yok. Yani ben de abim de yaşamadıklarını, Meral da yaşadıklarını hissediyorum. Kız kardeşim de yaşadığını hissediyorum. Ama hani için aslını açıklamak gerekirse, neden öyle dediklerini iki cümleyle isterseniz ne derseniz deyin. Ben sabah ararım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne var, ne yok. Hani illaki onların sesini duymam lazım, onlardan bir haber almam lazım. Belki sabaha çıkmadılar, Allah göstermesin. Belki başlarına bir şey geldiler, biz burada keyfimize bakıyoruz. O vicdan azabıyla ben her sabah ararım, bir seslerini duyayım, bir hayır dualarını alayım diye. Canım sıkılır, bir şey olur, gün içinde ararım, aramam bilemiyorum. Akşamları da eve gittim mi? İşte ben eve geldim, anne iyiyim, hani can evde. Bizde bir sıkıntı yok, siz ne yapıyorsunuz, babam nasıl? Hani öksürdünüz mü, yemek yediniz mi, şöyle yaptınız mı? Muhakkak sorarım. Şimdi tahminimce abimle kız kardeşim günde bir kere, bazen oluyor işlerinden dolayı
iki günde bir kere, bazen günde iki kere aradıkları oluyor. Hani belki o yüzden hani ben onu da daha çok seviyorum. Ben öyle düşüncedeyim sadece. Yoksa hani beni çok sevdikleri oradan sadece hani söylediklerine göre, yoksa hani hakikaten beni çok sevdiklerini onu çok şey değil. Üç kardeş de ayrılmaz. Biz hakikaten üç kardeş olarak anlamında tek bir şey söyleyeyim. Çok iyi bir kardeşimiz. Ablam küçük yaşta çalıştığı için çok iyi hatırlıyorum küçükken. Aldığı haftalık ya da aylık ne alıyordu hatırlamıyorum ama mutlaka bir kırtasiye sokardı beni. Silgiler alırdı, diş macunlu kalemler alırdı, şırıngalı kalemler alırdı, çok güzel kalemlik alırdı. Abim bambaşka. Yani herkesin abisi başkadır ama benim abim çok başka. Çok şanslıyım o konuda. Abi konusunda, abla konusunda, anne baba konusunda. Zor zamanlar geçirdik. Kirada oturduk. Tabii biz onlar hiçbiri bize aksamadı. Ben öyle hatırlıyorum. Mutlu bir çocukluk olunca, kız kardeşlerim de mutlu bir çocukluktan büyüdükten sonra ne oldu? Biz de çocuklarımıza ya da büyüdükçe mutlu insanlar olduk. Başarılı olmaya çalıştık. Bunların en büyük katkıları anne baba. Kalan ömrümde aynısını yapmak istiyorum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Evimde olurum, çocuklarımın yanına gideyim, çocuklarım gelsin. Gezebilirsem sahile gideyim, torunlarımı göreyim. Şimdiden sonra ne yapmak, hiçbir yapmak istemiyorum. Her şeyimi yaptım. Yaşam oldukça zor. Hanım da kendisi bana yardımcı olmak için şey yaptı. İnci boncuk, dantel, şu bu işleri yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyordu. Annemle ilgili bak aklıma ilk gelen anı. Bir gün buradan Artvin'e gideceğiz. Biz o zamanlar çok Artvin'e gidiyorduk çocukluk zamanı. Yazın devamlı Artvin'e giderdik. Dayım da Allah rahmet eylesin işte yazın bir tur gelirdi bizim eve, otobüs çekerdi mahalleye, o havaya bak, koca otobüs, Artvin Express gelirdi, işte annemle görüşürdü, bizde kalırdı, işte yemek yerdi, bana harçlık verirdi, dayı geldi mi mutlu olurduk. Neyse bir bayramda da, bayram mıydı yanlış hatırlamayayım, dayım gelecek, bizi alacak 15 tatile mi, ya 15 tatile Artvin'e gideceğiz. Ben uyuyorum. Bunu anlatmak çok doğru mu bilmiyorum ama gecenin bir vakti telefon çaldı. O zamanlar sadece ev telefonu var. Telefon çalması gecenin bir vaktinde özür dilerim çok doğru bir şey değil hani. Ben de uyuyorum telefonun olduğu yerde. Babam açtı telefonu. Hayırdır falan. Ne diyorsunuz ya dedi. Elini böyle babam meşhur bir laf var tahtaya vurur. Eyvah dedi. Dayım vefat etmiş trafik kazası otobüsle. Hala duyunca böyle kötü oluyor. Ya annem bir perişan oldu. Yani ben onu hatırlıyorum. Yani ilk böyle annemi ağlarken gördüğümde oydu. Gelin gidip çıkacağım evin içinden. Annem ağlamasın diye kendim o kadar sıkmıştım ki. Çünkü ağlatmadan çıkacaktım evden. Yani ne kadar şey yapsam da arkamdan mutlaka ağlamıştır. Ağlamayacaksın desem de. Büyük bir ihtimalle ağladı ama beni üzmemek için o da sıktı kendini. Öyle. Bir de... çok heyecanlanmıştım. Annemden yatak odasında abim belime kırmızı kuşak bağladı. O zaman çok heyecanlanmıştım. O zaman birazcık farkına varmıştım evleniyor olduğumun, o evden çıkacak olduğumun. Çok karışık bir duyguydu o.
Anne, bana göre anne çok ayrı bir olay, çok ayrı bir duygu. Hele benim annem çok çok ayrı bir insan. Yani bütün annelerde belki o vardır. Ben de bir anneyim ama hani annem gibi anne miyim bilmiyorum. Annem, yüzümüze baktığımız zaman ne söyleyeceğimizi, ne konuşacağımızı ya da ne hissettiğimizi anlayan bir anne. Ya da evde bir sıkıntı olsak içine doğan bir anne arar. Ya işte içimde bir sıkıntı var, bir şey mi oldu? Halbuki oldu. Hissedebilen bir anne. Yani o kadar ben, bana göre çocuklarına düşkün bir anne. Hani hepimizin üstüne titreyen bir anne. Hani yemeyip yediren, hakikaten içmeyip içiren, giymeyip giydiren bir anneydi bana göre. İstanbul'a geldim. İstanbul'da ilk önce matbaalarda çalıştım. İyi de bir şeyler öğrendim. Belli bir zaman sonra çoluk çocuğumu da getirdim. Benim aileden aldığım terbiyeyle kendi çocuklarımı da ona göre yetiştirmeye çalıştım. Benim de bugüne kadar çocuklarımın hiçbirisinin bana karşı yahut da bir büyüğüne karşı hiçbir saygısızlığı olmamıştır. Şimdi benim babam çok kültürlü bir adamdır. Acayip kültürlüdür. Gençliğinde, çocukluğunda sahura kaldırdıklarında yemeği beklerken bile kitap okumuş. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Adam öyle bir kültürlü. Han duvarlarını ezbere bilir. Ya ben han duvarlarının adını söyleyemezken ezbere bilir. Herhangi mesela okul zamanında baba şu şairle ilgili ne biliyorsun deyince adam 4-5 tane şiirini söylerdi. Çok kültürlüydü, çok medeni bir adamdı. Onlarsız yarım kalırız. Ya evliliğimde bile herhangi bir şey olacak olsa anne babanın olmuş olması, ya yani şimdi anlatacağım şeyler var ama tabii ki girmez. Mesela bir akşam Mehmet'le çok büyük çok tartıştık. Gecenin birinde ikisinde babamı aradım. Gelin beni alın dedim. Yürüyerek indiler. Ben de koşarak gitmiştim mesela. Yani o zaman da o gece bir gün öncesinde ilk hamileliğimi öğrenmiştik falan. Sen topladın geldin. Aldın götürdün beni. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ablamın oradan yukarı çıktığımızı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kolumdan ameliyat olmuştum. Geldim köye ama çok güzel bir kızdım. Bir de hemşirenin abisi var dediler. Bizim köyün muhtarın kapısının önünde duruyordu. Ondan sonra oradaki kız dedi ki bizim adama da alıştırmıştır. Şimdi bir kız gelecek ona bir incgasa dediye. Ben de dedim bu hemşiri değil incgasayı ne biliyorsun. Neyse orada tanıştık. Meci oluyordu. Meci'ye gidiyorduk. O da peşimize geliyordu. Hemşireydi kız kardeşi. Ondan bahçede bellemeye oluyordu. Orada geliyordu. Ondan sonra diyor Türkiye atıyordum. Bizde böyle mecilerde Türkiye var diye. 18 yaşındaki çocuk ne oluyor? Diyordum ki çıkar çeketin çıkar görünsün domuz derim. Beni sana vermezler evdeki domuz derim diyordum. O da diyordu ki ben seni alacağım diyordu. Ben seni almayacağım benim istedim. Öyle çekiştim neyse. Benim istediğimi vermedikleri için mecbur kaldım boynumu büktüm. Gittim oraya kocamın ahlakı çok iyi dünyaları değişmem ama hiç sahip çıkmazdı işte böyle annesi babası ne dediyse içimdekini söylüyorum sesini bence şuralar çok güzel ya ha. Ya güldür kapat sen bana demedin mi doğrusunu bir gün Hopa'da gezerken muhtarın kapısında bir mecide şimdiki bu hanımımı gördüm. Gerçekten güzeldi. Yahut da bana çok öyle geldi. Yani gerçekten güzeldi. Bunu kafaya koydum. Dedim ki bu olabilir. Neye mal olursa olsun. Gittim bunu orada samimi olduğum kişiler vardı. Onlara açtım. Dedim ya ben böyle bir şey düşünsem olur mu? Kesinlikle dediler, onu vermezler. Günola harman ola dedim ben onlara. En basit söyleyeyim, daha yeni olan bir olay. Babam düğüne gidiyor, işte takı takıyor. Takı takınca da bir bisikletli oyuncak gibi bir şey veriyorlar.
Getiriyor annemin önüne veriyor. Ya diyor karı diyor baksana bunu diyor çok pahalıya aldım diyor. Nereden aldın diyor 200 milyon para verdim. Ya Allah bela vursun bunu nereden aldın diyor. Yani böyle babam annemi çok kızdırmayı seviyor. Ha, annem de bilinçli olarak sinirleniyor kızıyor. Hatta yani bizim evde bile hala benim oğlum babamın taklitlerini yapar. Annemin taklitlerini yapar. Hani iyi ki böyle bir ailede doğmuşum diyorum. Annem babam hakikaten çok değerli bir insanlar. Sevgili ailem sizi çok seviyorum. Gençliğimde annem sabah kahvaltımı, öğlen yemeğimi, akşam yemeğimi bile sofraya bile çağırmaz önüme getirirdi. Şu an onları çok özlüyorum. Beğenmezdim, ya yemeyeceğim derdim, hiç yemeden kaldırırdım. Şu an onu düşündükçe çok üzgünüm ya, ne kadar üzüyormuşum ben annemi. Çünkü ben şu an 13 yaşında bir kız çocuğu sahibiyim. Bana yaptığı zaman ben çok üzülüyorum. O zaman aklıma geliyor, hani derler ya küçük şey, büyüyünce anlarsın diye, büyüyünce anladık. Annemle babamın şu anki durumunda ama 45-50 yaşlarında olmasını isterdim. Ben Artvinliyim. Artvin'in her tarafını bile gezemedim. Çünkü hayat mücadelesi İstanbul, yani ömrümün en çok kısmı 50 küsür sene sadece İstanbul'da geçti. Büyük babam vefat ettiğinde de metanetli davrandı. İşte yani üzüldü tabii ama babaannem vefat ettiğinde gene böyle metanetli davrandı, insanları karşıladı. İşte kardeşlerine, işte tek bir kardeşi kaldı, diğer amcam da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Herkese metanetli davrandı, işte üzüldü annesi falan ama babaannemi mezara koyarken bir ağladı Volkan. Orada şunu anladım. Ağlayacağım neredeyse de. Gerçekten anne baba sevgisi böyle bir durum. Yani olgun durmak gerekiyor ama mezara koyarlarken adam fena oldu. Evet. Daha devam edemeyeceğim. Babam aynı benim kızım gibi her ortamda keyif alabilir bir adam. O mutsuz değilse kendisini mutlu eder. Babamın bir sözü vardır. Kimseden bir şey beklemem, o yüzden üzülmem der. Biraz yalamaz. Ve biraz da uykucu gibi. Ve bir de ben alabalığını çok severim. Ve bir de ben en sevdiğim şey de doğum günümü beklemek. Ah Kürman Çelik, önceden ana babanın dediğini yapmasaydın da bana bir böyle bir şey olsaydın, kıymetimi bilseydin. Şimdiden sonra kıymetimi bilsen ne olur ki? Gelmişim 68 yaşına, 70 yaşında ama çok memnunum gene. Dünyaya gelsem seninle de evlenir miydim bir düşünürdüm, onu gerisini bana bırak. Tamam. Hadi besin. Dur. Bu ailenin en küçük, en tatlı çocuğum. Herkes gelip beni sevsin. Doğduğunda çok çirkindir. Hatta annesi onu saklamıştır. Arkadaşları doğum yaptı diye annemi ziyarete gelirler. Annem beni tencerenin içinde saklamıştır. Sonra merak edip baktıklarında tencerenin içinden kilerden getirmiştir. Hatta yıllardır hala bu gülerim buna. Çok hoşuma gider yani. Gerçek mi peki? Tabii gerçek. Annem anlatmıştı ki hala her seferinde anlatır. Evlilik aşamasında babamla diş fırçası alırdık. Her ay diş fırçalarımızı değiştirirdik. Evleneceğim. Babam bana dedi ki şimdi benim diş fırçalarımı kim alacak? Çok üzülmüştüm. Dedim ki baba ben gene her ay alırım. Gene her ay değiştiririz. Üniversite yıllarından sonra biraz bir aileden uzaklaşır gibi oldum. Hani üniversite işte Düzce'desin falan. Babam o zamanın parasıyla işte maaşının yarısı kadarını harçlık gönderirdi. Ben o harçlıklardan kalan paralarla kasetler alırdım. O kasetlerden
dolayı, aldığım o kasetlerden dolayı meslek sahibi oldum. Radyocu oldum, sonra sesçi oldum. Şu an karnımızı o gönderdiği harçlıklar da, harçlıklar sayesinde kazanmaya başladım. Çocuklar, çok iyi bir ailede büyüdünüz. Çok iyi insansınız. Hayat, ömrünüz hep böyle geçsin inşallah. İnşallah her şey gönlünüzce olur.